Lan bizim Beşiktaş çocuğumuzun size kurşun atmaya yemini var. Allah'ıma seni eşek bazlar kim bazlamaya geldim dedim de. O çocuklar bir karın koluna düşmana kurşun atıyor. Babana Halep'e asmaya götürdü. Fransızlar. Atatürk demiş ki sen o biri orada asarsan ben de bu iki burada. Şimdiki durumu da söylemeye hiç gerek yok yani. Ey evladı vatan, gök üzerine çökmedikçe, yer yarılıp yıldızlar içine dökülmedikçe, en son ocak sönmedikçe beni unutma. Şehrin kültür kanalı Gaziantep TV'den herkese merhabalar. Gezdiğimiz, tozduğumuz bu topraklar hepsi bedel ödenerekten kazanılmış topraklar. İşte onların bazıları var ki tarihe altın harflerle yazılmış, bazıları da unutulmuş. Bugün size Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde hayatlarını ortaya koyan ecdadımızın hikayesinden bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz. Bekereci Ahmet'in hikayesi. Kim anlatıyor? Torunu Galip Şerbetçi. İşte hikaye tam bu topraklarda Antep Kurtuluş Savaşı'nda başlıyor ve hikayemizi ondan dinliyoruz. Dedem rahmetlikte kola altında şuranın yarısından yarısı kadar varsa bir dükkanda Şehreküslü'de çıkrık var heykel. Evet. Onun geçi boynuzundan dişlisini yapar. Ona Bekere'dir. Soyadını da oradan alır. Bekereci Ahmet diye. O deliğinden geçen tele de iyidir. Dedem bunu yapar. Antep Savaşı başlayınca 200 kadın askerlik şöbesine dilekçe veriyor ki bu adam giderse az kalırız. Biz bundan iplik sarıp geçiniktir. Hakikaten de o günlere benim aklım erer. İki dezgahlık devletten iplik olan adam dört dörtlük geçinir. Şarakçısı'dan gelirken bakmış ki bir kalabalık var. Kalabalığa yanaşmış ki bu alçak Fransız bir Türk çocuğunu tut ağacına asmış. Annem diyor ki rahmetli babam geldi ki gözleri ayrılık, duvara indirdi ki değil. 15 tane malzeri bal mumuyla mumlamış paslanmasın diye kaput bezini de tüfeği yağlamış mumlamış kaput bezine salmış. Birini aldı gitti. Bir saat sonra geldi ki değil. Babamın kafası sarıldı değil. Bir saat yatmış kalkmış dayım da 7 yaşında elinden tutmuş götürüyor. Annem değil biz konuşamazdık. Nenem demiş ya şu halına bak, başın kolu durmayı daha demiş, çocuğun elinden tuttun götürün demiş. Ürüme lan dedi deyi. Din oynasan sabahta bu nasıl asar dedi deyi. Yani iki tane Fransız subayı geliyor yatta deyi. Dayın malzeme kaldıramaydı. Koluma oğlum at da şu iki köpeğe. Dar attım ikisi birden gitti. Attan aşağı deyi. Tabakhaneye geldik ki top düşmüş. 11'den ölü var deyi. Camiden tabuda getirdim. Dayının gücü yetmedi rahmetlik. Sürü sürü ölü taşıdık. Ben şurada, ben burada. Dayım tacizlik veririm ben deyi. Bir gün 12 tane genç topladım deyi rahmetlik. En büyüğünün yaşı vallahi 15 yok deyi. Spor sahasının arkasına mevzilendirdim deyi. Düzlepe'de de Fransız askeri şeyle hayal mayal gözüküyor deyi. Oğlum şura bir ateş açın dedim deyi. Herhal bir kaç tane vurdular ki deyi. Mermi yakıy başımıza deyi. Sakın oğlum yerinizden kımıldaman. Aa ben gidip size yemek getireceğim. Getirin lan mı? Getirmezsem kurşun atma oğlum demiş. Gelin eneme bir kazan pilav pişittireyim. Bu 12 çocuğa 24 tane de o Antep ekmeğinden götürüyor çocuklar. Yemeği yiyip karnı doydum. Ahmet emmi biz yetmezdik diye. O çocuklar bir karın nokkalığına, düşmana kurşun atıyor. Neyse bu Ermeniler de Bey Mahallesi'nde otururmuş. Eyüboğlu Camisi'nden karşıdan çıkılır ya oradan. Bir Ermeni ihbar ediyor. Eliyle kovmuş kimi. 10 tane Antepli dedem içinde yakalıyorlar. Ahmet Bekereci'nin hanımı kızının eline biraz yemek tutuşturuyor. Götür hapishanedeki gardiyana ver, babana versin diyor. Gardiyanın yanına gidiyor. Gittiğinde gardiyan şu soruyu soruyor. Kızım diyor, bak diyor şu fotoğraflar arasında senin baban var mı? Evet diyor, şu benim babam. Bunun üzerine gardiyanın lafı şu. Diyor ki
Kızım, senin babanı Halep'e asmaya götürdüler. Nenem anneme de ki, kızım de şu satırla da yemek koydum. Git hapise gardiyana de ki, ben bekereci Ahmet'im, kızıyım. Şu yemeği babama verin dedi. Anam var ya gardiyana de ki, ben bekereci Ahmet'im, kızıyım. Acı şu yemeği babama verin dedi. Gardiyan de ki, şu resimlerin içinde baban var mı bak de. Ağaçı de. Git kızım git. Babana Halep'i asmaya götürdü. Fransızlar de. Anam rahmetli satılı yere çarpıyor. Ağlay ağlay eve yeri. Bu 10 kişi 40 tane Fransız askeri başlarında bir Türkçe bilen bir Ermeni subay Halep'i asmaya götürüyorlar. Akşama yakın de. Halep koltuğunda bir köyde konakladık de. Lan de ben orucu açtım sigaramı yakacağım de. Müsaade etmeyin Fransız askeri de. Arkadaşlara dedim ki, zaten bunlar bizi öldürmeye yaratıyor lan dedim de. Elinden tüfe aldım, birkaç tane vurdum mu, paldır küldür gitti de. O başlarında Türkçe bilen Ermeni subay, ne oluyor yav demiş. Yav sigaramı yakacağım, müsaade etmeyi demiş. Kalkın ateş getir dedi de. Bunlar Müslüman, 11 saattir yağın yol elirdiler, orucu bozmadılar demiş. Bizi de getirdiler de. Bu hanın şu yukarıda, o da kimi, Halep'te bir odaya konmuşlar. Baktım ki de penceresi biraz pecmurda de. Bizi koyup gittiler de. Ben kanırttım de. Eski adamlar şalların üzerinden kuşak kuşanır. 3 senesini bağladım. 9'unu da indirdim. Ben de niçen devriye vurdu. Car! Ateş etti mi? İçeri kaçtım ama de. Silah sesine devriyeler uyandı de. Bu sefer hemen geldim. Kapıyı arkasından bastırdım de. Geldiler, açın. Kapı açsam onlar uzaklaşmasız yakalarlar de. Ya durun ben yatayım diyeyim de. Uyalayayım ki onlar uzaklaşsın diye de. Lan kapıyı kırdırmayın dedim de. Ya ben yatayım dedim de. 15 dakika sonra baktım sak kırıcılar de. Durun ha ben soyundum. Kalkayım giyineyim de açayım dedim de. 15 dakikada öyle şey ettim de. Kapıyı açtım. Lan nerede arkadaşların dedi de. Ne bileyim ben mi teslim ettiniz ki benden soruyorsunuz ne bileyim dedim de. Onlar gitti de. Üzerimde de 200'e yakın altın vardı. Bir tane Halepli hizmetçi tuttum hapiste de. Oğlum bunun onunu giymesini yirik. Ben ölürüm bu sağ olur. Ben buradan artık çıkamam ben derim dedi. Yemeğimi pişirir, çamaşırımı yıkar, temizliğimi yapar. Her işe elimiz soğuktan sıcağı vurdurmaz de. Bir gün bir Antepli gelmiş. Nasılsın Ahmet emmi filan konuştuk diye. Müsaade et de gideyim Ahmet emmi dedi. Yok gitme oğlum dedi ya. Atatürk'e bir mektup yazacağım. Fakat buradan atmayacaksın ha dedim diye. Antep'ten atacaksın. Halep'ten atarsan bunların eline geçer bir yeme yaramaz dedim. Mektubu verdim diye. Allah'a emanet ol dedi gitti oğlan diye. Lan 11 ay sonra gardiyan geldi, kalk bakalım Antepli seni asmaya götürüyük dedi. Oğlum başka bir bildiğin varsa söyle. Biz bunun hesabını yaptık geldik bura. Öyle biz şeyle böyle deyip gelmedik dedim dey. Beni getirdi dey. Böyle bir odaya. Masada adamla Fransızca konuştu. Fransızlığı kabul edersen seni serbest. Siktir köpek dedim dey. Ben öldürücüler kıssa mı öreyim? Lan bizim Beşiktaş çocuğumuzun size kurşun atmaya yemini var. Defolun da yedin dedim de. Ne dey demiş? Hepimize küfür ediyor bu demiş. Bak. Bunun bu köpeğin boynuna bir zincir vurun da zindan atın demişler. Zincir vallahi 15 günde boynumu yara etti dey. Neyse 15 gün sonra çıktık dey. Lan bir ay sürmedi ki dey. Gene geldik orada yandık. Kalk Antepliyorum. Bir vesiyetin varsa söyle. Seni asmaya götürüyük dedi de. İdam fermanı gelmiş. Tam asacaklar. İçeriye birisi giriyor ve Mustafa Kemal'den bir haber getiriyor. Bir oğlum var. Gelirse şu kadar param var dedim de. Oğluma verin. Arkadaşlarla da helallaştım de. Gene getirdi o döngüsün odasına beni de. Gene konuştular. Dedi ki de eğer Fransızlığı kabul edersen vallahi seni serbest bırakacak. Siktir köpek dedim dey. Bundan evvel ifadem neyse yazılı olan ulan dedim dey. Ne size ne eyvallah etmeli. Ne dey bu demiş. Ya bu Türkler ne aksi demiş. İki tane adam oturuyordu. Saçı sakalı uzun.
Gardiyan dürttü bahşişimi ve Raffin geldi Antep'li dedi. O mektup Atatürk'e ulaşmış. Onların da bizde iki subaya sırmış. Atatürk demiş ki sen o biri orada asarsan ben de bu iki burada. Bırak da bırakak demişler. Beni bıraktılar diye. Dedem gelin evi de şurada gençlik pazarı var. Onun arka sokakta. Onun önünde bir Ermeni ekmekçilik edermiş. Kahve işlettiğini duydum diye. Yediğim bir kahve için de Antep'e yediğim dedim. İçeri girdim. Ooo gel bakalım konuşu dedi diye. Ondan sonra la şeyle içeri baktım ki diye 30-40 tane adam oturuyor. Kiminin babasını öldürüyorum, kiminin kardeşini, kiminin emmisini, kiminin dayısını. O illa bizde yatak diye. Canım inanır mıyım ben ya diye. Beni tikte tik ederler diye. Yorum sağ ol konuşu dedim diye. Bileyim ben çoktan beri burada hapisim. Annem rahmetlik değil ki pencereden baktık ki babamız geliyor gözümüz yaşardı diye. Bir ay sürmedi diye bizi ihbar eden Ermeni'nin diye o bey mahallesinde bir yerde olduğunu haber aldım diye. Senin kim iki tane baba ait arkadaş almış. Herifin diye kaşık çalımı dedik biz akşam ortalık koronayacağına yakın. Kapıyı çaldım herif beni gördüm Bengizat. Ne korkuyun ulan dedim diye. Sen bizi Fransız'a teslim ettin. Allah'ıma seni eşek bazlar kim bazlamaya geldim dedim diye. Baktım çoluğu çocuğu avradı uşağı ağlaşıcı diye. Bıçağın ucunu değiştim, hırp oldular dey. O iki arkadaşa öldürün için de yedek dedim dey. Yüzüme bakıyorlar dey. Yeri yedin de geleyim dedim dey. Herifi aşağı indirdim, mutfakta bağladım. Çıktık dey. Bu beyle bu memleketçi şey etmiş. Şimdiki durumu da söylemeye hiç gerek yok yani. Gaziantep TV olarak biz bu şehrin kültürünü, tarihini kaydetmeye çalışıyoruz. Sizden ricamız lütfen kanalımızı destekleyin, abone olun, reklamları tıklayın ve yeni konuları bizlere bildirin. Biz de onları tarihe not olarak düşelim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ey Gazi şehirlim, ey Gaziantep'lim, beni unutma.